Merhaba arkadaşlar, dil bilgisi karma test 5 birinci soruyla devam ediyoruz. Bu parçada numaralanan noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Hele satış yerlerinin göstermeliklerinde giydirilmiş kızlı erkekli tahta yapımı insanların duruşları. Burada dikkat ederseniz insanların duruşları tamlayanla tamlanandır. İkisi arasına virgülün getirilmesi noktalama yanlışlığıdır. Bakışları, eşgörevli sözcüklerin arasında virgül kullanabiliriz. Cümle tamamlanmadığı için 3 nokta kullanılabilir. Acaba ne söyleşirler derken soru işareti. Hele de çiftse derken ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kısa çizgi kullanabiliriz. Cevap B'dir. İkinci soruya baktığımızda, bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. 5'inde cede yer tamlayıcısı kullanılmıştır. Baktığımız zaman arkadaşlar, tek düzelikten insanın umarsızlığından, yalnızlığından yakınır. Neyden yakınır? Tek düzelikten insanın umarsızlığından, yalnızlıktan derken. Dördüncüde ettirgen çatılı etken eylem vardır. Onu duyumsamak, onu duyumsatmak. Ettirgendir. O duyumsattığı için etkendir öznesine göre de. Üçüncüsü girişik birleşik cümledir. Zor yoklukların ozanı olarak tren sesinden etkilenir ve treni yaşama benzetir. Dikkat ederseniz iki temel yargı var. Bağlaçla ayrıldığı için bağlı cümledir. Birleşik cümle değildir. İkincinin ilk iki dizesi birleşik, son iki dizesi sıralı cümle özelliği gösterir. Arttıkça dertlerin kapsam alanı dünya sanılandan çok daha dardır. Herkesin vardır bir ruh yaratanı, herkesin dinmez bir yağmuru vardır derken. Üçüncüsü bağlı cümledir demiştik. İkincinin ilk iki dizesi birleşik, son iki dizesi sıralı cümle özelliği gösterir. Doğru. Birincisi temel öğelerden meydana gelmiş atasoy, özne. Yaşama sevincini yitirmeyen, evinin önünde açan leylakları görünce coşan, ruhuna yağmur yağan bir ozandır. Yüklem, özne ve yüklemden oluşmuş. Doğrudur. Cevap C'dir. 3 dediğimizde bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birincide yer yön zarfı vardır. Ben sokağın sağ yanından yürüyorum derken burada yer yön zarfı kullanılmamıştır. İkincisi 4 ögeli bir cümledir. Evlerin gölgesi özne, biraz zarf tümleci, düşmüş yüklem yola dolaylı tümleştir. 4 ögelidir. Üçüncüde oldurgan eylem vardır. Serinlemekten serinletmek oldurgan yapılı bir eylemdir. Geçişsizi geçişli hale getirmiştir. Dördüncüsü bağımlı sıralı cümledir. Sokağın sol güneşli yönünden biri daha yürüyor. Bana bakıp bakıp gülümsüyor. Biri öznesi ortak sıralı cümledir. Beşincide eylemden at yapan ekler kullanılmıştır. Bakmaktan bakış, yapmaktan yapınca dediğimizde cevap A'dır. 4. Yukarıda numaralanmış bölümlerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır? Baktığımız zaman arkadaşlar, geçenlerde yaşlı bir öykücü çağırdı bizi. Gittik, öyküde yerimizi aldık. Başladık da bir türlü sonu gelmez. Akşam oldu, gece oldu. Baktık olmuyor, patladım. Dedim ki biraz biz öykü mü yazıyoruz, roman mı? Dedim ki dedikten sonra iki nokta kullanılması gerekir. Burada iki nokta kullanılmadığı için noktalama yanlışı yapılmıştır. Öykü dedi yazarımız. Ben de bizim bildiğimiz öykü anlık olur dedim. Başlar o an anlatılır bize. Amaç görünen anı tatlı bir dille anlatmaktır. Biz öyküyü böyle belledik, böyle de sürdürürüz. Başta bu türlü zorluğu geldi elbet ama hepimiz anladık ki iyi bir öykünün okurun kafasına başlaması için ivedilikle bitmesi şarttır. Cevap dikkat ederseniz arkadaşlar iki nokta kullanılması gerektiğini söylemiştik. B'dir. 5. 5. soru arkadaşlar. Birincide kaynaştırma, ulama ve daralma vardır. Baktığımız zaman bu kahvede sana yardımcı olurlar dediğinde kaynaştırma, ulama ve daralma arkadaşlar, kaynaştırma kullanılmıştır ama ulama ve daralma yoktur.
Birincisi dolarlı tümleç, dolarlı tümleç yüklemden. Bu kahvede dolarlı tümleç sana dolarlı tümleç yardımcı olurlar yüklem. İkinci de yazım yanlışı yapılmıştır. Giriyorum kahveye. Acı bir tütün kokusu genizimi değil genzimidir. Üçüncüsü düz, birleşik, olumlu ad cümlesidir. Kahveci esmer, genç görünümlü, keskin bakışları olan biri. Düz cümledir. Yüklem sondadır, birleşiktir. Olan dediği için, içerisinde fiilimsi olduğu için olumlu ve ad cümlesidir. İkinci de bir ad tamlaması aldığı ekli belirteç görevinde kullanılmıştır. Tütün kokusu derken, içeride 12 kişi var, sigara dumanından, sigara dumanı belirtisi zat tamlamasıdır. Dandan ekini alarak belirteç görevini üstlenmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. 6'ya baktığımızda arkadaşlar, bu parçada numaralanmış bölümlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 5'incide bir anlatım bozukluğu vardır. Baktığımız zaman efsanelerde kullanılan sembolik dil bu anlatılarda az sözde çok anlamlar ifade edebilmesine, bunların ifade edilmesine dediği için tamlayan eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu var. 6'ncide ve 1'ncide çekimli eylem yoktur demiş. Doğru. 2'ncide birden çok bağlaç vardır. De ya da derken. 3'ncide tür ve anlam değiştiren ekler kullanılmıştır. Yaşanan, yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşanan, olmaktan olay. 4'ncide çekimli eylemde eylemsiler de etken çatılıdır. Baktığımız zaman ayrıntılara boğmadan etken, anlattığı etken görülür, edilgendir. Cevabımız E'dir. 7'ye baktığımızda arkadaşlar, bu parçada numaralanmış bölümlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1'incide örtülü özne vardır. Süleymaniye Camii Mimar Sinan tarafından Kanuni Sultan Süleyman adına 1550-57 yılları arasında İstanbul'da inşa edildi. Başkası tarafından anlamı olduğu için Mimar Sinan tarafından örtülü öznedir. İkincisi sözlü öznedir. Mimar Sinan'ın Kalfalık Devri eseri olarak nitelenen Süleymaniye Camii muhteşem bir eserdir. Sözlü özne değil, gerçek öznedir. Üçüncüsü yargı bildiren ögedir. Yüklem olduğu için yargı bildiren bir ögedir. Üçüncüsü de ikincisi de aynı tür tamlamadan oluşmuştur. Dikkat ederseniz arkadaşlar, eser olarak nitelenen Süleymaniye Camii 16. yüzyılda ulaşılan yapı teknolojisi ve cami mimarisi geleneğinin geldiği noktaların buluşmasıyla ortaya çıkan muhteşem bir eserdir. Sıfat tamlaması. 4'ncüde temel ögeler yer alır. Cami, özne, 4 medrese, tıp medresesi, Darüşşifa, Darül Hadis medresesi, Sıbyan Mektebi, Darül Kurra, Tabhane, Darül Ziyafe, Kervansaray, dükkanlar, hamam ve türbelerden oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçasıdır. Yüklem, özne ve yüklemden oluşmuştur. Cevap B'dir. 8. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1'incide yeterlilik bileşik eylemi vardır. Tanımlanabilir derken yeterliliktir. 2'ncide ön ad görevinde kullanılan bir edat grubu vardır. Şairin ad veya mahlas kullanması sadece halk edebiyatına mahsus bir gelenek. Halk edebiyatına mahsus bir gelenek derken, 3'ncide tamlananı ortak ad tamlaması vardır. Divan ve tekke edebiyatları derken tamlanan ortaktır. 4'ncide birden çok yan cümlecik vardır. Geleneğin temsilcileri tarafından kesintisiz bir şekilde kullanılmıştır derken birden çok yan cümlecik yoktur. 5'ncide örtülü özne vardır. Beşececiler tarafından dediği için sürdürülmesi, sözlü öznemiz, örtülü öznemiz vardır. Cevap D'dir.